Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Haber merkezimizce hazırlanan ana haber bültene hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz, ilimizde geçtiğimiz Eylül ayında bir eğlence merkezi girişinde yaşanan cinayet saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 18 Eylül 2015 günü Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bir eğlence merkezinde yaşanan olayda işletme sahibi Murat K. tartıştığı 42 yaşındaki kiracısı Mehmet Emre Taştepe'yi pompalı tüfekle öldürmüştü. Olay sonrası başlatılan soruşturmada Murat K. ile birlikte 4 kişi tutuklanmıştı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Mahkemeye delil olarak sunulan güvenlik kamera görüntülerinde cinayet anı saniye saniye izletildi. Kamera kayıtlarında saat 05'i gösterdiğinde şüpheli Murat Kağan'ın elinde pompalı tüfekle gazinonun girişinde beklediği, bu sırada maktul Mehmet Emre Taştepe'nin aracıyla geldikten sonra elinde silahla gazinoya doğru geldiği görülüyor. İkilinin gazino girişinde karşılaşmasıyla Murat K. pompalı tüfekle Mehmet Emre Taştepe'ye ateş açmaya başlıyor. Bu sırada aldığı ilk tüfek yarasıyla kaçmaya çalışan maktule arkadan şüpheli tarafından birkaç el daha ateş açılıyor. Ağır yaralanan Mehmet Emre Taştepe yere yığılırken şüphelinin yerde yatan maktule ateş açtığı kamera kayıtlarına yansıyor. Cinayet sonrası yaşanan gelişmelerinde yansıdığı kamera kayıtları delil dosyasına konulurken, ilk duruşmada kendisini savunan zanlı Murat K., eğlence merkezinin kiraya verdiği Mehmet Emre Taştepe ile tartıştıklarını ve kendisine telefonda küfür ettiğini savunarak yaşanan gelişme sonrası maktulün elinde silahla iş yerine geldiğini söyledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken 5 sanığında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Malatya genelinde kaçakçılara yönelik operasyon yapan polis ekipleri 31.190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerince kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik Malatya genelinde çalışma yapıldı. Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada 8 ayrı kaçak sigara yakalaması yapıldı, yakalanan şahıslardan 31.190 paket gümrük kaçağı sigaranın ele geçirildiği ve 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde kaçakçılık olaylarına yönelik mücadelede halkımızın desteği her geçen gün daha da önem arz ediyor. Bu mücadele kapsamında yardımcı olmak isteyen herkesin 155 polis imdat hattı ile birlikte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan 0422 322 31 12 numaralı telefonu ile irtibat kurmaları gerekiyor denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyon Başkanı ve aynı zamanda Malatya Milletvekili Taha Özhan, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Özhan burada yaptığı konuşmada, devlet hastanesi meselesini Battalgazi'ye bir seçim sözü olarak verdik, bunu hayata inşallah geçireceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, parti yönetimi ve bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Gürkan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara'da Malatya'nın iş ve işlemlerini takip etme noktasında hep birlikte el birliği içerisinde gayret gösterdiklerini belirtti. Sayın Milletvekilimiz aynı zamanda Dışişleri Komisyonu Başkanımız Taha Özhan Bey'i burada ağırlamaktan ve değerli il başkanımızı, ilçe başkanımızı ve il ve ilçe yönetim kurulumuzu ağırlamakta büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum ve kendilerine hoş geldiniz diyorum. Netice itibariyle bizler yerelde, Sayın Vekilimiz de Ankara'da Malatya'nın iş ve işlemlerini takip etme noktasında hep birlikte el birliği içerisinde gayret ve çaba içerisindeyiz. Biz inanıyoruz ki seçim döneminde Malatyalı hemşehrilerimize vermiş olduğumuz sözler muhacelesi içerisinde gerek Sayın Bakanımız, gerek komisyon başkanı olarak Sayın Milletvekilimiz ve diğer milletvekillerimiz, il başkanımız ve ilçe başkanlarımızla birlikte Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak, Metropol Belediye Başkanı olarak
bizlerle birlikte. İnşallah Malatya'yı daha güzel, çağdaş, modern anında bir şehircilik anlayışına kavuşturmak ve şehirde yaşayanları şehrin sakinliğinin ötesinde şehrin sahibi olgusu içerisine taşımak noktasında gayret ve çaba içerisindeyiz. Bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı ve memleketimize göstermiş olduğu hassasiyetten ve duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum ve tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan ise Malatya denilince hem kadim anlamda hem de modern anlamda Battalgazi ilçesinin geldiğini ifade etti. Battalgazi aynı anda iki şeyin yaşandığı bir ilçemiz. Hem kadim anlamda Malatya denilince akla gelen hem de modern anlamda aslında yeni bir ilçe olmakla beraber Malatya denilince dışarıdan gelen gidenin de Malatya'da yaşayanın da ilk işaret ettiği merkez bizatihi burası. Dolayısıyla kadimle modernin bir şekilde buluştuğu bir ilçemiz. Battalgazi ilçesine yapılacak olan devlet hastanesine dikkat çeken Özhan, devlet hastanesini Battalgazi ilçesine seçim sözü olarak verdiklerini kaydetti. Bu sağlık yatırımları anlamında Malatya'daki önemli bir hattı oluşturan devlet hastanesi meselesini Battalgazi'de bir seçim sözü olarak verdik. Dolayısıyla bir proje değil. Bunu hayata inşallah geçireceğiz. Mümkün olduğunca takvimini hızlandırmaya çalışacağız. Bunlar tabii ki kolay yatırımlar değil arkadaşlar. Ciddi anlamda peşine düşerseniz ancak hayata geçebilen yatırımlar. Takvimini çok esnetmeden biz hayata geçirmek istiyoruz. Özhan, Battalgazi ilçesinin sosyoekonomik sorunların kaynağı olan şehrin bir bölgesiyle gelişmiş bölgesini bir arada barındıran bir ilçe olduğunu ifade etti. Battalgazi'yi ayıran diğer bir özellik de hem kadimle moderni buluşturması gibi hem Malatya'nın bizim açımızdan muhakkak çözülmesi gereken sosyoekonomik sorunlarımızın da kaynağı olan şehrin bir bölgesiyle gelişmiş bölgesini de bünyesinde barındıran bir başka müstesna ilçemiz. Dolayısıyla eğer Malatya'da insicamlı bir şekilde sosyoekonomik kalkınma başarılacaksa, yani şehrin bir yeriyle diğer bölgeler arasındaki sosyoekonomik farklar büyük ölçüde ortadan kaldırılacaksa, bunun merkez üslerinden bir tanesi, belki de en önemlisi Battalgazi oluyor. Dolayısıyla bu verilecek çabaların da birinci dereceden işaret edeceği, işin yapılacağı mekan da burası. Malatya Harfiyatçılar ve İş Makinacıları Derneği Başkanı Şemsettin Tüdün ve Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'yı makamında ziyaret etti. Malatya Harfiyatçılar ve İş Makinecileri Derneği Başkanı Şemsettin Tüdün ve Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı'yı ziyaret etti. Kendilerini kabul ettiği için İl Başkanı Hakan Kahtalı'ya teşekkür eden Dernek Başkanı Şemsettin Tüdün, AK Parti'nin Malatya'da önemli çalışmaları imza attığını kaydetti. Malatya Harfiyatçılar Derneği olarak başkanımızı ziyaret etmemizin sebebi mesleğimizdeki ilgili sorunlarımız ve Malatya'mıza gayretli çalışmalara dolayı teşekkür etmek için geldik. Ayrıca kendisinin bize böyle bir zaman ayırdığı için kendisine teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Kendisine başarılar diliyorum. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Kahtalı ise dernekleşmenin önemine dikkat çekti. Bugün bu güzel ziyaretlerinden dolayı, bu da nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başkanım, başkanım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma. Evet, Malatya'da tabii İktidar Partisi olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerimiz açık, ortada ve bizim buradaki özel sektörle de ilgili gayretlerimiz, çalışmalarımız var. Burada ilimizde yaşayan bütün hemşerilerimizin her türlü sıkıntısı için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Maksat memleketimizi daha da iyi noktalara taşıyabilmek, kalkınmasını daha da hızlandırabilmek. Bu anlamda da bazen zaman zaman bazı sorunlarımız, sıkıntılarımız olabiliyor. Her sektör olduğu gibi bu sektör de Malatya'mız için çok önemli bir sektör. Öncelikle böyle dernekleşmiş olmanızdan dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü birlik beraberlik olmadığı zaman söz farklı sözler çıkıyor. Herkesin farklı sorunları oluyor. Ama tek merkezde birleştiği zaman da
Bu daha bir anlam ifade ediyor. Yani kamyonun üzerinden bu işin dökülmemesi, yerlere saçılmamasından tutun da ürün, bu çıkan molozon veyahut da harfiyatın nereye sevk edileceğine kadar artık düzen içerisinde yapılan bir şey. Burada da büyük bir hassasiyet gösteren bu başta başkanım ve yönetimdeki arkadaşlarıma ve bu sektörde olan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Tekrar ziyaretlerinden dolayı hepsine. Şimdi Yeşilyurt Belediyesi'ne gidiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi'nin destekleriyle "Dolabında durmasın, sokaklar ısınsın, ihtiyacın olmayanı paylaş, ihtiyacın olanı al" sloganıyla Yeni Devlet Hastanesi önünde yardım platformu kuruldu. Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve İnsani Yardım Vakfı Malatya Şubesi'nin destekleriyle "Dolabında durmasın, sokakları ısıtsın, ihtiyacın olmayanı paylaş, ihtiyacın olanı al" sloganıyla Yeni Devlet Hastanesi önünde yardım platformu kuruldu. Projenin tanıtılması amacıyla düzenlenen törene Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin'le Yeni Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları katıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmanın hem insani hem de sosyal belediyecilik anlamında sorumlulukları arasında yer aldığını ifade eden Belediye Başkanı Hacıur Polat, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Yeşilyurt Belediyesi ve İHA'ya birlikte askıda durmasın, sokaklarımızı ısıtsın projesiyle inşallah evlerimizde ihtiyaç fazlamız kıyafetlerimizi burada askıya asacağız ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz de ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçlarını buralardan almış olacaklar. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Askıda ekmek, askıda kıyafet, yine geri dönüşüm evleri çerçevesinde ihtiyaç fazlası kıyafetlerimizin ihtiyaç sahipleriyle buluşturulması. İnsani Yardım Vakfı Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ise yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Hacıur Polat'a sosyal sorumluluk projelerine verdiği önem ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Şehre eminler de şehrin hem maddi ihtiyaçlarını hem manevi ihtiyaçlarını görmeleri gerekiyor. Hacıur Başkanımız da bu anlamda madden ve manen şehri iyi okuyan, şehrin ruhuna hitap eden bir başkanlık yapıyor. Kendisine teşekkür ederiz. Hem şehrin maddi ihtiyaçlarını, fiziki ihtiyaçlarını modern şehircilik anlayışına uygun bir şekilde giderirken, aynı zamanda da bu tür sosyal projelerle dezavantajlı durumdaki vatandaşları unutmuyor, sıkıntılı durumdaki kardeşlerimizi unutmuyorlar. Bugün bu vesileyle bizi bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Kardeşlerimizi unutmamak için paylaşma bilincini tüm Malatya'mıza serpebilmek için güzel bir proje yapıldı. Dolabında durmasın, sokaklar ısınsın projesi inşallah geleceğin iyiliksever Türkiye'sini inşa etmede önemli bir adım olacak. Kısa adı MİMDER olan Malatya İnşaat ve Müteahhitler Derneği tarafından iç savaş nedeniyle sıkıntılar yaşayan Halep Türkmenlerine Kızılay aracılığıyla bir tır dolusu gıda yardımı gönderildi. Malatya İnşaat ve Müteahhitler Derneği tarafından iç savaş nedeniyle sıkıntılar yaşayan Halep Türkmenlerine Kızılay aracılığıyla bir tır dolusu gıda yardımı gönderildi. Bu yardım çalışmasının ardından üyelerden gelip talep üzerine Halep Türkmenleri için de kampanya başlattıklarını, dernek başkanı Mustafa Kırteke daha önce Bayırbucak Türkmenlerinde yardım gönderdiklerini anımsattı. Hepimizin bildiği üzere Suriye'deki Türkmen kardeşlerimizin çektiği ızdırabı bir nebze de paylaşmak amaçlı. Daha önce Bayırbucak'taki Türkmen kardeşlerimize bir tır yardım gönderdik MİMDER olarak, Malatya İnşaat Müteahhitler Derneği olarak. Şimdi ise arkadaşların yoğun isteği üzerine, MİMDER üyelerinin yoğun isteği üzerine Halep Türkmenlerine bir tır kuru gıda hazırlayıp Kızılay'ımıza teslim edip, oradaki Kızılay'ımıza teslim ederek günlük ihtiyaç listesi olarak tırımız gittiğinde anide dağıtılacak gıdalar yükledik.
Bildiğimiz gibi bu coğrafyanın kaderi kan ve gözyaşı olamaz. Bundan dolayı Türk millet olarak birbirimize sımsıkı sarılmamız lazım. Oradaki arkadaşlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını paylaşmak, Türk millet olarak her zaman onların yanında olduğumuzu bildirmek amaçlı bu yardım kampanyasını düzenledik. Burada MİMDER'in değerli üyelerine teşekkürlerimi, bir borç biliyorum. Listemizi ve tırımızı hazırladık. Buradaki Kızılay'ımızın başkanı Umut Bey'e teslim ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Malatya Kızılay Şube Başkanı Umut Yalçın ise MİMDER üyelerine teşekkür etti. Değerli başkanımızın ve birbirinden değerli İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Kızılay adına. Zira çok kısa bir süre içinde bu üçüncü defa burayı ziyaret edişimiz ve üçüncü defa Kızılay'a sunulan desteğin alınmasını sağlanması. Daha önce bir kere kan hususunda kendileri bize destek sağladılar. Yine çok kısa bir süre önce bir tır daha ihtiyaç malzemesini bu kez Bayırbucak Türkmenlerine gönderen dernek üyelerimiz ciddi anlamda Kızılay'ın ve mazlumun her daim yanında olduğunu göstermiş durumda. Tırın içinde kendileri sağ olsunlar öncelikli olarak bizleri arayarak en çok neye ihtiyaç duyulduğunu, nelerin gönderilmesi durumunda gerçekten bir fayda sağlayacağını sordular. Ve bu üste yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bebekler için mama, bez, süt, konserve gıdalardan oluşan güzel bir tırla inşallah bu yolculuğa tekrar başlamış olacağız. Ben güzel bir çalışma ortaklığı, iyilik ortaklığı edindiğimizi düşündüğüm MİMDER'e, Sayın Başkanımıza, Mustafa Kırtiki'ye ve değerli üyelerine Kızılay Yönetim Kurulum adına çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Avukat Sema Altuntaş, Doğan Yol'a yaptıkları ziyaret sonrası ilçede gördükleri sıkıntıları dile getirdi. Büyük Birlik Partisi Malatya İl Başkanı Avukat Sema Altuntaş, Doğan Yol ilçesini ziyaret etti. Altuntaş, Doğan Yol ilçesinin büyük sıkıntılarının olduğunu dile getirdiğini belirterek, sıkıntıların arkasında duracaklarını, çözüm noktasında elden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti. Büyük Birlik Partisi Malatya İl Teşkilatı olarak ilçelerimizi gezerek Malatya'nın sorunlarını dinliyoruz. Geçen haftalarda Doğan Yol'a yapmış olduğumuz ziyaret sonucunda şunu gördük ki, Doğan Yol'da bir devlet hastanesi yok. Vatandaş maalesef devlet hastanesi olmadığı için sağlık ocağında zor şartlar altında tedavi görmek zorunda kalıyor. Acil bir hasta olduğunda hastaneye yetiştirilememe olasılığı oldukça kuvvetli. Yine vatandaşın canı, sağlığı tehdit altında. Büyük Birlik Partisi Malatya İl Teşkilatı olarak ilçeleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ifade eden Altuntaş, Doğan Yol'da vatandaşların musluklarından çamurlu su aktığını iddia etti. Malatya, Türkiye'nin en güzel su kaynaklarından birine sahip olmasına rağmen Doğan Yol'da su şebekesinin yapılmaması ve su şebekesinin gerektiği gibi tamir edilmemesi yüzünden Doğan Yol'da su şebekesinden çamurlu sular akıyor ve maalesef vatandaş bu suyu kullanmak zorunda kalıyor. Su deposu da harabe bir şekilde. Doğan Yol'un yine en önemli sorunlarından bir tanesi bizce eczanenin, ilçede bir eczanenin olmayışı. Eczanenin olmaması ilçede büyük bir eksiklik ve vatandaş maalesef imece usulü birbirine ilaç alarak ilaç sorunlarını bu şekilde çözümlemeye çalışıyor. Vatandaşın canı bu anlamda sağlığı tehdit altında ve acil hastalar içinde gerçekten arizi bir durum. Bize söylenen şu ki, ben bunu burada dile getirmek istiyorum. AK Parti geldi, eczanemiz, olan eczanemizle, olan adliyemizle ve PTT'imizle gitti. Olan tüm hizmetlerimizi tekrar vereceklerini geri götürdüler diyorlar. Ve vatandaş bu anlamda ilçede eskiden 6 doktor varken şimdi 2 doktor olmasına oldukça şikayetçi. Doğan Yol'da yine işsizlik had safhada. Doğan Yol'da su yok. Doğan Yol'da işsizlik var, Doğan Yol'da eczane yok ve Doğan Yol'da hastane yok. Bunlar çok ciddi sorunlar. Biz Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı olarak bu sorunların arkasında duracağız ve bu sorunların çözümlenmesi için gereken her şeyi yapmak için buradayız. Bu yüzden de yetkililere buradan sesleniyorum. Öncelikle bu sorunların çözümlenmesini ve ilçelerimizin artık bu hizmetlerin daha doğru bir şekilde götürülmesini talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Damızlık koyun keçi yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, kırmızı ette tavan fiyat uygulamasının hem üreticinin hem de tüketicinin lehine olduğunu belirtti.
Malatya'da mızık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanı İhsan Akın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yağsız et için 23.3 lira, yağlı et tavan fiyatının 21.8 lira, kıymanın tavan fiyatının 32 lira, kuşbaşı etin tavan fiyatının ise 34 lira tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesini değerlendirdi. Şimdi bizim kesinlikle herhangi bir et açığımız ya da küçük başta olsun büyük başta olsun bu noktada hayvan açığımızla alakalı bir sıkıntı yok. Hayvan varlığımız vardır. Bu noktada da bakanlığımız geçmiş günlerde de zaten kamuoyuyla paylaştı. Ortak karar alındı. Bu kararla alakalı da tavan fiyat uygulaması getirildi. Ama tabii bu tavan fiyat uygulamasıyla alakalı çalışmaların sahaya yansıması gerekiyor. Bir an önce bu ilgili reyonlarda, kasaplarda olsun, marketlerde olsun, farklı işletmelerde olsun bu çalışmayla alakalı bu konulara uyulması gerekiyor. Tavan fiyatına uyulması gerekiyor. Çünkü burada netice itibariyle hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak. Uygulamanın hem üretici hem de tüketici lehine olduğunu ifade eden Akın, uygulamaya riayet edilmesi için iyi denetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Netice itibariyle bunların eğer yarın bir gün fiyatla alakalı zaten biliyorsunuz kesimler 23 lirayla 24 lira arası değişiyor. Hem küçük başta hem büyük başta. Bu noktada da tavan fiyatına baktığınız zaman belli bir kar oranı zaten var. Ama bir bakıyorsunuz ki farklı yerlerde aşırı kar yüklemesi, ikinci, üçüncü el değiştirmesiyle alakalı da tüketicilerimiz bu kırmızı et tüketimiyle alakalı fazla ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Bu tavan fiyat uygulaması hem üreticinin hem de tüketicinin lehine olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah bunlar tabii sahada da eğer iyi bir şekilde uygulanırsa, reyonlarda da uygulanırsa bu noktada da tüketicilerimiz gerçek anlamda et tüketimini daha da arttıracaktır diye düşünüyorum. Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından başlatılan ve öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Kitap Veren Ağaç Okunur projesi kapsamında Kitaplar Emine Nezihe Parlak ilkokulu öğrencileriyle buluştu. Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından başlatılan ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Kitap Veren Ağaç Okunur projesi kapsamında Kitaplar Emine Nezihe Parlak ilkokulu öğrencileriyle buluştu. Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda düzenlenen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kitap okumanın önemini farklı hikayelerle öğrencilerin dikkatine sunan Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş, Kitap Veren Ağaç Okunur projesindeki amaçlarının çocukları kitapların zenginliği ve güzelliğiyle buluşturmak olduğunu söyledi. Biz bundan 5 ay önce okullar açılmadan önce şöyle bir şey düşündük. Dedik ki her ağacın meyvesi var. Değil mi? Her meyvenin de farklı farklı tadı var. Elma ağacından sadece elma yiyebilirsiniz. Değil mi? Yiyeceğiniz bütün tatlar aynı tattır. Elma tadıdır. Armut ağacından armut yersiniz. Üzümden üzüm koparır yersiniz ve aynı tadı alırsınız. Ama biz öyle bir ağaç yapalım ki dedik. İçerisinde her tat olsun. İçerisinde farklı farklı hikayeler olsun, farklı farklı dünyalar olsun diye düşündük ve bir kitap ağaç tasarladık. Kitap ağaç. Şimdi kitap ağacın üzerindeki kitaplar sadece üzerindekiyle kalmıyor. Bunun arkasında kocaman kocaman kutularımız var. Onun içerisinde bir sürü kitabımız var. Amacımız buydu, çocuklara dünyayı gezdirmekti. Bir kitapla, bir ağaçla çocuklara dünyayı gezdirmekti. İnşallah okulumuzda 3 hafta boyunca kalacak. 3 hafta sonra kitaplarımızı geri alacağız. Sizin gibi bu kitapları bekleyen başka çocuklara götüreceğiz. Ağaçtan kitaplarını alan öğrenciler yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kent Konseyi Çocuk Meclisi'ne teşekkür ettiler. Esenlik Süpermarketler 34. Şubesini Paşa Köşkü'nde açtı. Kurdele kesiminden önce bir konuşma yapan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Paşa Köşkü'nün önemli bir güzergah olduğunu ifade etti.
Esenlik Süpermarketler 34. şubesini Paşa Köşkü'nde açtı. Kurdele kesiminden önce bir konuşma yapan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Poyraz, Paşa Köşkü'nün önemli bir güzergah olduğunu ifade etti. Şu şubemizi açacağız inşallah burada. Paşa Köşkü önemli bir cadde, önemli bir güzergah. Caddenin iki taraftaki mahallesi de çok yoğun bir mahalle. Ve bildiğim kadarıyla Malatya'nın en yoğun nüfusunun olduğu yerlerde, iki tarafı da. Cadde olarak da güzel bir güzergaha doğru ilerliyor. Özellikle gelişmekte olan Kuyuönü, Fahri Kayan, Tecde, Yakınca, Yeşilyurt, Gündüzbey. Bu güzergah gelecekte de önü açık olan, gelişecek olan bir cadde. Sadece market ve gıda alanında değil, biliyorsunuz beton elemanlarımızda çok güzel gelişmeler var. Şehrin artık bölgenin belediyelerine hizmet ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Metin Torun ise Malatya'ya 4,5 ay önce geldiğini dile getirdi. Ben de Malatya'ya aranızda İstanbul'dan katıldım. Yaklaşık 4,5 aydır görev yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nde yatırımlardan sorumlu genel sekreter yardımcısı olarak. Hakikaten Malatya'ya baktığımızda özellikle bu marketlerimiz olsun, diğer birçok noktada hiç de İstanbul'u aratmayan bir gerçekten imkanlar olduğunu burada çok açık görüyoruz. Fevkalade güzel bir şehirleşme söz konusu. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Esenliğin Malatya'nın öz malı olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacur Polat da yeni açılan bu şubemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum şeklinde konuştu. Esenliğimiz Malatya'mızın öz malı. Bizzat sahibi Malatyalılar. Esenliğimizin büyümesi hepimiz için ayrıyeten bir gurur ve sevinç kaynağı. Çünkü belediyelerin marketleşme işine başladığı süreçte özallı yıllarda, o zaman Malatya Belediyesi de market alanında tanzim satış mağazası olarak başlamıştı. Diğer belediyelerimiz bu alandan çekilmesiyle birlikte, ama Malatya'mız sahip çıkarak, evet, gönül vererek, sırt vererek esenliğimize sahip çıkmış oldular ve bugün de esenliğimiz bölgesel marketçilik alanında bölgesel bir marka haline geldi. Onun dışında belediyenin altyapısı, üst yapısıyla ilgili birçok çalışmaları var. Ben bütün Esenlik'teki kardeşlerime, başta genel müdürüm olmak üzere ekibinin hepsine teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı Başkanı Hasan Meşe'nin duası ile kurdele kesildi. Daha sonra Başkan Hacı Uğur Polat ve diğer konuklar marketi gezerek bilgiler aldı. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillah ya Allah. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Bültenimizin sonunda spor haberleri. Sarı Kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Azubike, Türkiye Futbol Federasyonu antrenman sahasındaki idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kardemir Karabük Spor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sarı Kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Azubuke, Türkiye Futbol Federasyonu antrenman sahasındaki idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kardemir Karabük Spor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Şimdi hepimiz mutluyuz. Herkes mutlu, inanıyorum ki. Çok çalıştık bunun için. 3 puan aldık diyor kendisi. Yeah, I think we break it now and we are going to win always now. Galiba bu kırılma noktasıydı, artık bundan sonra kazanarak devam edeceğiz diyor. Concentration. You know, we are playing new for the first time, the new players. So I think we can get better also. Belki Alanya maçında ilk defa hiç bir tanımadığımız arkadaşlar oynamak, ilk defa oynamak belki biraz oyun içerisindeki konsantrasyonumuzu belki düşürdü birbirimizi tanımamızdan dolayı. Ama bunu açtığımızda inanıyorum. Bunu da Karabük maçında gösterdik diyor kendisi. Yeah, I've been playing with Ali Saka for a very long time, so I think it's good we play together, so it's normal. Çok uzun zamandır Ali Sakal'la oynuyorum. Ali Sakal'la oynamanın da iyi olduğunu düşünüyorum, verimli olduğunu düşünüyorum. Evet. We didn't expect it, but at the same time it was a good goal. Biz böyle bir şey beklemiyorduk diyor. Biraz komikti ama ayrıca harika bir goldü diyor. Azubuke devre arasında takıma yeni katılan arkadaşlarıyla biraz oyun problemi yaşadıklarını, ancak bu sıkıntıyı Kardemir Karabük Spor galibiyetiyle aştıklarını kaydetti. Now it's coming East Derby. You know,
and Malatya Elazığ. How you prepared? What do you think about this game? Yeah, the last time they came, they won us in our home. We are going there to fight. We are going there to win. And we work. We have 1 week to work before the game, so we work very hard. Maça bir haftamız var diyor. Çok çalışacağız. Oraya da kazanmaya gidiyoruz diyor kendisi. Daha önce de onlarla oynamıştık diyor bizde. Şimdi sıra bizde diyor. Kazanmaya gidiyoruz. Ready. We won our last game against Karabük. So I think I'm going to Elazığ. We use the same spirit and we're going to win. Aynı Karabük maçındaki ruhu diyor devam ettireceğiz. Elazığ'a kazanmaya gidiyoruz diyor. Kafa olarak da hazırız diyor buna. TV Malatya ekranlarında bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.